2013'te Sezar Kod adlı eski bir Suriye askeri tam 50 bin gizli fotoğrafı insan hakları örgütleriyle paylaşarak kapalı kapılar ardında dönen birçok faaliyeti gözler önüne serdi. 2015'te Filistin asıllı Suriyeli yazılımcı Bassel Hartabil nedeni bilinmeyen bir şekilde başlayan tutukluluğunun 3. yılında Şam kırsalında bir hapishanede kimsenin haberi olmadan sessizce infaz edildi. 2011-2014 arasında Suriye rejimi Suriye'nin en büyük 3. kent Humus'u kuşatırken düşman kuvvetlerinin ikmal yollarında, koğuşlarında, binalarında kendilerine bir adım uzaklıkta büyük bir sessizlikle hareket eden gizli bir el vardı. Aynı zamanda Beyrut'ta Suriye hükümeti düşmanlarını sessizce avlıyor, Ürdün'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nü silah ve mühimmat taşıyor, hatta 1964 Lübnan parlament Ter seçimleri öncesinde Mısır Büyükelçiliği'ne saldırı planlıyordu bu el. Bu kadar örnek özel büronun bu bölümünde herhalde nasıl bir örgütü masaya yatıracağımızı anlamamız için yeterli gelecektir. Bu videomuzun konusu sınırımızın hemen öteki tarafında yer alan ve zaman zaman adını duyduğumuz el muhaberat olacak. Ancak hemen öncesinde sizlerden bir ricam var. Her bölüm yeni bir istihbarat servisini inceleyeceğimiz özel büro serimize destek olmak için videomuzu beğenmeyi, gazeteye abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Orta Doğu coğrafyasındaki neredeyse her olayda yerini almış El Muhaberat olarak da bilinen yapının ne olduğunu ve Suriye istihbaratı içerisindeki konumu anlamak için öncelikle Suriye'nin tarihine, özellikle de siyasetten yaşanılanlara bakmamız gerekiyor tarihlerimizi biraz geriye alıyor ve 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasından kronolojimizi başlatıyoruz. 17 Nisan 1946 son Fransız manda askerleri de Suriye'yi terk ediyor. Ve böylelikle Suriyeli Araplar kendi kaderini tayin etme hakkına pratikte de sahip oluyorlar. Ancak bu kendi kaderini tayin edebilme hakkı çok da sakin bir süreçle geçmiyor. 1941'de bağımsızlığını ilan etmiş ancak 1946'da fiilen bağımsız kalabilmiş Suriye'nin ilk askeri darbesi de pek gecikmeden 1949 yaşanıyor. Arap dünyasının bu ilk askeri darbesinin bir sene önce yaşanan Arap-İsrail savaşından alınan yenilgiden yola çıktığını tahmin etmek çok da zor değil. Darbeyi kendi lehine çevirmek üzere darbenin hemen ardından önce Albay Sami El Hinavi ardından Albay Edip Çiçekli kontrolü elana alıyor. Ancak Edip Çiçekli'nin çok partili siyasal hayatı son verdiği bu darbe yönetimi de çok uzun sürmüyor ve 1954'te yeni bir darbe gerçekleşiyor. Bu darbeyle parlamenter sistem tekrar etkin hale gelirken 1949 49 yılları arasında devlet başkanı olarak görev yapan Şükri El Kuvvetli bir kez daha başkan oluyor. Arka arkaya yaşanan darbeler ülke içerisindeki gücün güvenlik yapıları bünyesinde toplanmasına neden olmuş, aynı zamanda da kurumların güçsüzlüğünden beslenen ekonomik istikrarsızlığı beraberinde getirmişti. Nasırcılık düşüncesinin de yükseldiği bu sürecin sonucu olarak 1958'de Suriye Devlet Başkanı El Kuvvetli ile Mısır Devlet Başkanı Nasır, Mısır ile Suriye'nin birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurduklarını duyurdu. Ancak politik istikrarsızlığa bu birleşme de son verememişti. Başını Yarbay Muhammed Ümran, Binbaşı Salah Cedid ve Yüzbaşı Hafız Esed'in çektiği gizli bir askeri komite kuruldu, Suriye'nin içerisindeki birliğin zayıflaması neden gösterildi. Kurulan bu komite 28 Eylül 1961 yılında yeni bir darbe gerçekleştirerek yönetime el koydu ve Suriye'nin tekrar Mısır'dan bağımsızlığını ilan etti. Bu darbenin getirdiği iki yıllık istikrarsızlığı 8 Mart 1963'te Bağız Partisi üyelerinin iktidarı ele geçireceği yeni bir darbe daha izledi. Ancak güç kavgası hala sonlanmış değildi. 1966'da bu sefer Baas Partisi içerisinde bir güç mücadelesi meydana gelmiş ve Başkan Emin El Hafız hapsedilmişti. Yeni sistemle birlikte Nurettin El Etasi resmi devlet başkanı olsa da yönetimde Salah Çelid ve Hafız Esed'in ağırlığı açık bir şekilde hissediliyordu. 66'da parti içinde yaşanan bu güç mücadelesi Bağız Hareketi'nin de Suriye ve Irak kolları olmak üzere ikiye ayrılmasına neden oldu. 1970 yılına gelindiğinde dönemin savunma bakanı olan Hafız Esed parti içerisinde gerçekleştirdiği kansız bir darbe ile başbakan oldu ve de facto olarak iktidarı elinde bulunduran tek kişi haline geldi. 1971'de ise gerçekleştirilen halk oylamasıyla devlet başkanı seçildi. Sonrasında ise Suriye'deki güç mücadelesi tüm bu çalkantıların ardından biraz daha duruldu diyebiliriz. 2000 yılında Esed'in ölmesiyle yerine tek aday olarak Beşar Esed geçirildi. Bu dönem Şam merkezli yaşanan protestolar ise geleceğin habercisi niteliğindeydi. 2011'de ortaya çıkan iç savaşa kadar İsrail ile düşük yoğunluklu çatışmalar devam ederken günümüzde ise Suriye'nin durumu oldukça karışık. Ancak bu karışıklık elbette başka bir videonun konusu olacak kadar derin. Arka arkaya gelen darbeler, parti içi güç mücadeleleri, Protestolar ve tüm bu siyasi istikrarsızlık özellikle silahlı kuvvetlerin ve istihbarat oluşumlarının önemini bir hayli arttırdı. Tabii bu yapıların görev yükü arttıkça yeni kurumların kurulması ve güvenlik kurumlarının kendi içerisinde güç mücadelesi de kaçınılmaz bir hale geldi. Bunun sonucu olarak da Suriye devletine hizmet eden ve stabil bir ajandası olan bir istihbarat servisinden ziyade rejimin güvenliğini sağlayan bir istihbarat servisi meydana geldi desek yanılmış olmayız. Suriye'nin çalkantılı siyasal hayatına kısaca bir baktığımıza göre Şimdi bu çalkantıların tam ortasında yer alan El Muhaberat Teşkilatı'nı da daha ayrıntılı inceleyebiliriz. Devlet yapılanmasının birçok noktasında olduğu üzere istihbarat alanında da Suriye'de Fransız Manda rejiminin altyapısını görmemiz mümkün. Manda rejimi Suriye'yi etkileyen dış istihbarat konularını Dejien Büro de, de Major General yani Genelkurmay Başkanlığı 2. Büro'nun Fransa merkezine bırakmışken iç meseleler ve kontrol espiyonaj konuları Fransız vatandaşlarının oluşan Suriye ayağını ilgilendiriyordu. Bağımsızlıkla birlikte bir 1969'a kadar ikinci büronun adı aynı kalırken çalışmalarının daha çok Lübnan'da bulunan ve hükümete tehdit oluşturabilecek Suriye diasporasına ve Filistin topraklarına kurulan yeni İsrail devletine yöneldiğini görebiliyoruz. Nitekim Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte istenmeyenler listesine Mısır devletinin tehdit olarak kabul ettiği kesimler de ekleniyor ve Suriye istihbaratı neredeyse tamamen Mısır istihbaratının kontrolü altına giriyor. Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin sonunu getirecek olan darbe aynı zamanda istihbarat yapısındaki Dominant Mısır etkisini de kırarak nispeten de olsa ulusal bir çizgiyi mümkün kılıyor. 1966'da yaşanan Komite içi Darbe ile aslında ülkede çoğunluğu oluşturan Sünnilerin temsilciliğindeki Selahattin El Bitar ve nüfusun %10'unu oluşturan Hristiyanların temsilcisi Michel Eflak saf dışı bırakılmış ve Nusayri kimliğiyle ön plana çıkan Hafız Esed ve Selah Cedid kontrolü eline almıştı. Hafız Esed savunma bakanlığı yapmış, Salah Cedid ise defakto olarak ülkenin yönetimini eline almıştı. Bu süre zarfında kendisine büyük destek sağlayan Abdurrahman, Abdülkerim El Cundi'yi de tüm istihbarat ve güvenlik servislerinin başına getirmişti. Ancak Cundi'nin 1969'da ölmesi ve hemen ardından 1970'de yaşanan Ürdün iç Savaşı sonucu Esed ile Cedid'in ters düşmesi güç mücadelesinde Esed'in kazanan tarafta kalmasını sağladı. Tüm bu kargaşa içerisinde Suriye'nin günümüze kadar gelen istihbarat kurumlarını daha iyi anlayabilmek adına şöyle bir genel tablo çizebiliriz. Fransız mandası ile birlikte varlığını ve etkisini sürdüren Dözyen Bigo ki daha sonra 1969 yılında Şubat el Muhabarat el Askeriye adına almış bir askeri istihbarat yapısı. Özellikle Hafız Esed dönemine kadar en aktif ana istihbarat yapısı olarak düşünebiliriz. Hafız Esed ile birlikte o döneme kadar bilhassa İsrail üzerinde geliştirilen yüksek tonlu radikal söylemler yerini daha düşük tonlu ve sürdürülebilir politikalara bırakmış. Aynı zamanda 1971 yılında İdarat el Muhabarat el Amma yani en yakın Türkçe tabiriyle umumi istihbarat idaresi olarak çevirebileceğimiz genel istihbarat direktörlüğü kuruluyor. Bunun haricinde ise 1963'ten bu yana aktif olan ve özellikle Hafız Esed'in hava kuvvetleri subayı olmasından kaynaklı olarak iktidarı süresince giderek güçlenen hatta belki de en güçlü istihbarat yapısı haline gelen hava kuvvetleri istihbarat direktörlüğü de bulunuyor. Bu yapılar içerisinde bilinen El Muhabarat ise Umumi İstihbarat İdaresi yani Genel İstihbarat Direktörlüğü. Onun da organizasyonel yapısını inceleyecek olursak 3 alt departmandan oluştuğunu görmemiz mümkün. İç güvenlik birimi, dış güvenlik birimi ve Filistin İşleri birimi Nitekim Filistin konusu Özellikle de Filist'in kurtuluş örgütü üzerinden düşünüldüğünde Suriye istihbarat açısından en temel hususlardan biri videonun başında da belirttiğimiz şekilde bağımsızlık elde etmesinin hemen ardından yaşanan ve bir türlü bitmek bilmeyen siyasal istikrarsızlık dönemi soğuk savaşında getirdiği atmosferle birlikte ülke genelinde demokratik kurumsal yapıların sağlam temeller üzerine kurulmasının önünde büyük bir engel oluşturmuştu diğer bir departman olan Politik güvenlik departmanı da normal şarkı altında devletin istihbarat kurumlarından biri olarak hizmet vermek üzere kurulmuş olsa da mevcut siyasi yapının devamı ve muhalif görüşlerin bastırılması için çabalayan iktidarın devamlılığında kritik önemde rol alan bir aktör haline geldi. Bahsettiğimiz bu dört yapı içinde askeri istihbarat ve hava kuvvetleri istihbaratı Suriye ordusuna bağlı olarak görev yaparken el muhabarat olarak da bilinen Umumi İstihbarat İdaresi ve Politik Güvenlik Departmanı Suriye içişlerine bağlı olarak görev yapıyor. Politik Güvenlik Departmanı ve El Muhabaratın özel de ön plana çıktı hadiselerin başında ise 1980'lerde gerçekleşen İhvan Hareketi ayaklanmasının ve 2011'den bu yana süregelen iç savaşın mevcut iktidar lehine sonuçlanması ya da bastırılması geliyor. Özellikle iç savaş döneminde 2015 yılında Hava Kuvvetleri istihbaratına bağlı olarak ortaya çıkan ve Hristiyan paramiliter savaşlardan oluşan Şafak'ın koruyucuları yapılanması bu konuda dikkatleri üstüne çekiyor. Çatı yapılanma içerisinde Kerov'un aslanları, Ararat grubu, Vadi'nin aslanları, Hamidiye aslanları, müdahale alayı ve Dvala aslanları gibi farklı yapılanmalar bulunuyor. Hristiyan Birliği ve Suriye Milliyetçiliği üzerinden yapılanan bu paramiliter oluşumların tam olarak kaç kişiyi barındırdığı bilinmese de 2015 Humus, 2016 ve 2017 Hama, 2016 Şam saldırılarında aktif bir şekilde rol aldığı biliniyor. Bilhassa Rus yapımı silahlar kullanan El Muhabarat üyelerinin envanterinde özellikle de AK-47 yani Kalashnikov bulunuyor. Rejimin güvenliğini sağlanabilmesi adına modern dünyada kabul edilmesi güç birçok yöntem mübah sayılabiliyor. Nitekim Basel Hartabil örneği gibi bir gece nedeni bilinmeksizin alıkonan ve sonrasında infaz edilen kişiler ve Sezar Kodat'la ordu kaçağının temin ettiği görseller ciddi işkencelerin yaşandığını da gözler önüne seriyor. Kapalı bir toplum olmalarından ötürü muhaberatın tahmini bir sayısını bilmek güç. Ancak bahsettiğimiz bu paramiliter yapıların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı ve Haçlı Şabi ile yakın olduğu da bilinenler arasında. Tabi el muhaberatın bizim dikkatimizi çeken bir diğer faaliyeti de PKK elebaşı Apo Kodat Abdullah Öcalan'ın Suriye himayesinde Lübnan'da bulunan BK vadisinde sözde bir terör terörist eğitim kampı kurmasındaki katkısıydı. İstihbaratın doğası gereği somut olarak bu katkı hakkında fotoğraflar, belgeler bulunamasa da Suriye himayesindeki bir toprakta PKK'nın ve elebaşının bu kadar rahat faaliyette bulunabilmesi elbette bir istihbarat desteği ya da en azından bir göz yumu olmaksızın pek mümkün görünmüyor. Günümüzde ise el muhaberatın PKK, PYD, YPG terör örgütüyle aktif bağlantılarının olduğu yönünde tartışmalar hala devam ediyor. Bu konuda sizin görüşünüz ne? Sizce el muhaberat ne derece güçlü bir istihbarat yapısı? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve daha fazla istihbarat içeriği için videomuzu beğenerek gezeteye abone olmayı unutmayın. 1941'de bağımsızlığını ilan etmiş ancak 1946'da fiilen bağımsız kalabilmiş Suriye'nin ilk askeri darbesi de pek gecikmeden 1949'da yaşanıyor.